Wonderkid Win kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanında doğrandı, geldi. Bu maçın sonunda bizler de sizlerle konuşmaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanına gitmesi Fenerbahçe açısından herkesin de bildiği gibi çok büyük hayati bir önem taşıyordu. Çünkü Fenerbahçe derbiden sonra 3'te 3 yapmayı başardı, kırılmamayı başardı, dağılmamayı başardı. Hatta şu anda lider olan camiyan hocası Okan Buruk da dedi ki Rakipler son dakikada lige tutunuyorlar. Fenerbahçe son dakikada attığı gollerle lige tutunuyor. Bu puan farkın açılmasını istiyorduk. Olmadı gibisinden de konuştu. Evet herkesin gözü kulağı bu maçtaydı. Ali Palabıyık en son Alanya Spor Galatasaray maçını yöneten ve Galatasaray'ı doğradığı da iddia edilen Galatasaraylıların yeri yerinden oynattığı Erden Timur'un çıkıp biz bu ligi bitirtmeyiz dediği Ali Palabıyık Bugün itibariyle Fenerbahçe Adana Demirspor maçına atandı ve Fenerbahçe'de Adana'da doğranmayı başardı. Tebrik ederiz. Bundan önceki TFF ve MHK'nin atamasıymış. Sabri Çelikler'in atamasıymış. Yani yeni gelen MHK'nin ataması değilmiş. E muhtemelen zaten Galatasaray Alanya Spor maçından sonra bu adam bu düdüğü astı bizim MHK yani Sabri Çelik MHK yönetiminde. Bir de Fenerbahçe'yi doğrasın gider ayak. Fenerbahçe zaten bu deplasmandan kolay kolay çıkamaz mantalitesiyle çıkılmış maçtan zaten çok anlaşılmaz diye çıkılmış maçta. Fenerbahçe çatır çatır top oynayınca herkes zaten bir şok oldu. Dakika daha 13'te yani Mert Hakan'ın attığı gol de neyi görüp Koray Gençerler vardaki hakem neyi görüp iptal etti? Yani bunu bize çıksınlar açıklasınlar. Var kayıtlarını Galatasaray ve Beşiktaş'ın açıkladılar. Bugünler için açıkladılar. Şu anda bugün ve bundan sonra olacak şeyler de açıklamayacaklar. Ama var kayıtlarını çok merak ediyoruz. Koray Gençerler ya şimdi varım mevzusu şu değil mi abi? Beyaz ve siyah gibi gördüğün şeylerde iptal edeceksin. Ya da offside pozisyonlarında var bakıp iptal ediyor. Nerede Mert Hakan'da el gördüğünüzde hakemi çağırmayıp iptal ediyorsunuz? Hakemi çağırmayıp iptal edebilecek kadar ne gördünüz? Yani 30 tane açısı var hiçbirinde görmedik. Farklı açıyla izliyorsanız biz de bilelim. Yani hakemi dahi çağırmayacak kadar mıydı net el? 13. dakika daha. Baştan sona verilmeyen sarı kartların falan hiçbir önemi yok. Sen çıkmışsın gitmişsin Adana deplasmanı. 10 maç oynasam 6'sını 7'sini mağlup olabilirim. 10 maç oynasam bu virajı dönemeyebilirim. Ya çıkmışım takır takır top oynuyorum. Oynayanların, hocanın, yönet, hepsinin emeklerine yazık. Taraftarın emeklerine yazık yani. Ya bu lige para veriyoruz. Bu ligi izliyoruz biz lafta. Her sene dizayn edilmişlik. Her sene kurulmuşluk. Her sene masa başında biten işler. Her sene bir takımı doğuram. Her sene bir takıma arkadan destek verme. Ama Fenerbahçe midir? Bu ligin üvey evladı. Yani Fenerbahçe midir mesele? Ben bunu merak ediyorum yani. Bir de Galatasaraylı Galatasaray camiasına mensup insanlar da şey diyor. Ali Pala Bey bizde de orada. O zamanlarda siz bize destek vermiyor vermiyordunuz. Ya iki tane hakem hatasına mağduruz deyip ortalığı yeri göğü inleten insanlarsınız. İki tane hakem hatasına. Yani hangisine bu camiada bu ülkede hangi camiaya FETÖ operasyonu çekilmiş olabilir ya. Hani iki tane hakem hatası. Kırmızınızı vermemiştir, penaltınızı vermemiştir. Biz çok mağdur olduk bu ligi bitirmeyiz. Ya hanginize operasyon çektiler bu ülkede? Siz yani iki tane hakem hatasına mağdur oynamayı biliyorsunuz da kendi başınıza çok büyük işler gelmiş gibi davranıyorsunuz. Kime operasyon çekildi? Ya kimin 5 60ız Rize'ye gitmişiz. Rize deplasmana dönüyorsun. 5 Şampiyonluk yolunda ümitlenmişsin. Takım otobüsün kurşunlanıyor. Bu kurşunlanma çok basit gözüküyor. Yani bir camia ülkede 25 milyon taraftara mensup bir camia. İstanbul 20 milyonluk bir şehir. 8-10 milyonu Fenerbahçeli. Böyle bir camia, böyle bir taraftara mensup bir camia öldürülmek istendi. Öldürülmek istendi. Yani yok olunması isteniyor. İnsanlar bunu anlamıyor. Yok olunması istendi. Yani o zaman da as başkanınız Abdurrahim Albayrak çıkıp otobüs şoförü olmuştu. Galatasaray storlarda dördüncü yıldıza mermi gelmiş puf şeklinde tişörtler yaptınız. Seni sevmeyen ölsün diye Twitter attınız o, o gece. Size kim mağdur oldu da siz kalkıp destek ar aradınız da bulamadınız. No, i̇ki tane ne oldu elinize çarpıda penaltınız mı vermediler? Ondan sonra çok büyük bir mağduriyet mi yarattınız? Hayatınız mı kararmış? Hanginiz 10 yaşında, 12 yaşında Silivrilerde, Metrislerde gezip dolaştınız? Hanginizin çocukluğu, hanginizin çocukluğu televizyonda takımını izlemekten değil de taraftarı olduğu, aşkla sevgiyle bağlandığı camianın başkanı hapiste diye hapislere, Metrislere, Silivrilere, Çağlayanlara, adliyelere gitti. Ne yaşadığınız da bu kadar siz kendinizi bize destek vermediniz ama diyorsunuz. Bazı Fenerbahçe muhabirleri de şey yazmış. Galatasaraylılar böyle şampiyon içinize sığacak mı? Yani mutlu mu olacaksınız diye. Ya <laughs> Yani ne zaman olunmamış? Bu olaylar 10 güne unutulmayacak mı? İki aya kim konuşacak? Sen, ben, burada bizleri konuşanlar, bizleri izleyenler, bizim konuştuklarımız, arkadaşlarımız. Biz konuşacak mıyız? Unutacağız. Bir şey yaşanıyor, bir bedel ödetiliyor. Ve o gün bitti. Sabaha kadar zırlayalım, sabaha kadar ağlayalım, sabaha kadar sinirlenelim, isyan edelim, öfkelenelim. öfkelenelim. Bizi Adana'dan çıkartmadılar. Hakkımızla çıkartmadılar. Mert Hakan'ın golü, Batshuayi'nin penaltısı, Samet'e yapılan iş penaltı. Endia'ya 4 tane sarısı var. Yazık günah ya. Ya bırakın oynayalım kaybedelim zaten. Sanki dünyanın en iyi takımıyız. Biz kaybedebiliriz zaten Adana'ya. İçeride Galatasaray geldi bize 3 attı. Kaybedebiliriz. Dünyanın en normal şeyi bu ya. Kaybedebilirdik zaten. Büyük ihtimalle biz kaybederdik zaten. Ha çıkmış hoca oyunu okumuş. Oyuncular sonuna kadar mücadele ediyor. Ne diye operasyon? Ya 95'te 100. dakikada Zaysa vermediği faulün herhangi bir izahı var mı ya? Orada da diyor, ağzına götürüyor. Öne adım atıyor. Hakemlik refleksi çünkü. Çünkü 10 yıldır hakem bu hakem. Refleksi var çünkü. De diyor ağzına alıyor. Ondan sonra çalmıyor bir de çok rahat kalk yapıyor böyle. Hani net yok hani kalk. Aynısını Valencia'ya verdin. Jesus çıldırıp geliyor. Ne gözlük işareti yapıyor ne bir şey anlatıyor pozisyonu. Ben oradan gördüm sen görmüyorsun diyor. Eli sarı kartına gidiyor. Elinin sarı kartını gören gittiğini gören Jesus dönüyor kulübeye gidiyor. Arkadan kırmızıyı çıkartıyor. Ya tamam kardeşim tamam ya. Tamam yani istediğiniz gibi oynayalım oğlum tamam. Yani bu kadar aleni bir şekilde 30. dakikaydı daha. Televizyon başında izliyoruz arkadaşlar 30. dakika dedim ki ne yapıyorlar doğranıyoruz alenen ve elimizden bir şey gelmiyor. Alenen doğranıyoruz yani. Burada da Fenerbahçe yönetiminin mensupları Selahattin Baki, Erol Bilicik bunların çıkıp salya saçarak tükürerek dışarı böyle sinirle öfkeyle konuşmadığı Erol Bilecik'in sarı lacivert kalpler attığı bir ortamda da biz, bizim camiamız öksüz oluyor. Sahipsiz oluyor. Lidersiz oluyor. Sabaha kadar sinirden uyumaya, uyuyamayanlar, öfkeyle hareket edenler, herkes camiadan da yönetimden de böyle bir refleks bekliyor. Uğur Dündar'ın attığı Ali Palabıyık aynaya bak tweet'i mi? Benim içimi soğutacak. Erol Bilecik'in attığı sarı lacivert kalp tweet'i mi? Bir de bu Selahattin Bakir'in de dediği gibi birlik beraberlik olalım. Geçin abi. Birlik beraberlik kenetlenme işi lafla söylenen bir şey değil. Sen birlik beraberlik olalım deme. Sen icraat yap. Birlik beraberlik zaten olunur. Yani kalkıp çıkıyorsunuz. Hep aynı hikaye. Bugün doğrandık, katledildik. Bu hakemler böyle. Biz sadece bizim değil herkesin mağdur olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe camiasına sesleniyoruz. Birlik beraber. Ya yeter. Fenerbahçe'de diğer kulüpler ile Kol kola barış bir şekilde yürümek istemiyoruz biz. Ya Türk futbolunun misyonu size mi düştü ya? Türk futbolu çok o kadar mı önemli de misyonu size düştü? Siz bir Fenerbahçe'yi koruyun. ondan sonrasına bakarız. Radikal kararlar alınıp bedeller ödetilmeli. Bedeller ödetilmeli. TFF, MHK, hakemler, Ali Palabıyık, Koray bedel ödetilmeli. Çünkü bu üç puan gitti. Bunun geri dönüşü yok. Bu maç dönmez. Hiçbir şekilde dönmeyecek. 10 günü unutulur. 2 aya bu maç konuşulmaz bile. Gelecek sene deriz ki Aa, bizi de Adana maçına ne doğramışlardı ya. Nasıl diyoruz şimdi? Trabzon deplasmanına nasıl doğradılar bizi? Ne demiştik ondan önce Alanya maçında Ersun sezonunda ne doğramışlardı bizi? Aradan 2 yıl geçmiş. Unutulur biter. Bugün şu an bedel ödetmeli Fenerbahçe yönetimi. Ali Koç kaybedecek çok şey var. Kendi soy isminden dolayı Ali Koç'un kaybedecek bu kadar şeyi olan insanda Fenerbahçe başkanı olmasın o zaman. Ali Koç yöneticiydi. Başkan Aziz Yıldırım da Ali Koç yöneticiydi. Ali Koç çıkıp diyordu ki şerefsizler hakkımızı gasp ettiler bizim. Bugün camianın başkanı Ali Koç bugün ortada yok. Bundan sonra da Fenerli Ali Koç olarak Fenerbahçe başkanı Ali Koç olarak değil Koç ailesinin bir ferdi Ali olarak devam etmeli Fenerbahçe başkanlığında. Gücünü kullanmayacaksa yani ülke ekonomisinin %10 %10'unu 15 15'ine sahip mensup bir insandan bahsediyoruz. Mevcut düzendeki herkes bir şekilde ondan ekmek yiyordur. Mevcut düzenin içerisindekilere bir tehdidi olmayacaksa, soyadını kullanmayacaksa Fenerbahçe'nin de başkan olmasına ihtiyacımız yok. Bu camiye daha önce de sahipsiz kalmadı, yine sahipsiz kalmaz. Ligden çekilme vesaire gibi boş, romantik iş olmayacak Realistlikten uzak gündemlerden konuşmak bile istemiyorum. Yani ligden de ligden, evet çekildikten yani çekildikten alt lige düş daha fazla destekleriz. Daha fazla gideriz, daha fazla form daha fazla para veririz. Bu camia evet süper lig o kadar izlenmez bizim maçlarımız daha çok izlenir. Rating yine Fenerbahçe olur. Biz de biliyoruz. Ha, olmayacak bir şey ama bu. Olmaz. Olmayacağını da biliyoruz. O otobüs kurşunlanmasından sonra Fenerbahçe Lig'den çekilmeyi düşünüyor dendikleri zaman Göksel Gümüş daha Kulüpler Birliği Başkanı mıydı? TFF Başkanı mıydı? Fenerbahçe maçları çıkmazsa bedelini öder diye açıklama yapmıştı. O zaman da çekememiştik takımı Lig'den. Bu takımı Lig'den çekme olayı tamamen boş bir olay. Fenerbahçe şu anda mevcutta bu hakemleri Fenerbahçe'nin dün canını yakana herkese bedeli ödetmeli Ali Koç'ta korku vermeli bundan sonrası için. Bundan sonrası için koç ailesinin müferdiyim. Bundan sonra Hodri Meydan demek zorunda. Demeyecekse işi yok. İşi yok Fenerbahçe'de. Bir Ali gider bir Veli gelir. Başkası gelir. Bir sürü zengini var Fenerbahçe'nin. Bir sürü Fenerbahçe için ortaya her şeyini koyabilecek insanı var Fenerbahçe'nin. Hiç önemi yok yani isminin cisminin. Yani oraya bir isimle cisimle geldiysen bunu da kullanmak zorundasın. Mevcut durum dahilinde de Fenerbahçe her ne kadar yönetimin bedel etmesi gerekiyorsa da takımı da oyuncusu da hocası da sağ içerisinde kalmalı. Ya yazık günah ya. Ya Mert Hakan'a haftalardır sövüyor millet. Haftalardır sövüyor ya. Böyle komutan mı olur işte yedek kulübesinden kart görüyor yerli tayfa. Ya çıkmış imza bırakmış ya sahaya. Adana deplasmanından 30 metreden bir çaktı. İmza bırakmış sahaya. 530 tane pas yapmışsın Adana deplasmanından. 44 kez rakip ceza sahasına girmişsin. 25 tane şutun var ya. Dünya kadar kaçanlar. Herkesin puan beklediği maç ya. Hemen koşun. Herkesin alana kazanır dediği maç ya, hemen koşun. Yani bundan sonraki süreç içerisinde de Fenerbahçe yönetimin birilerine bedel ödetirken Hoca ve oyuncular saha içerisinde kalmak zorunda. Trabzon deplasmanında bu yaşandı. Darmadağın olduk dağıldık. İki gün sonra konuşmazlar. Unuturlar. Konuşmazlar bir daha. Makarayı alırlar seni. Dalga geçerler. Camianın adını millet ağzına sakız eder. Fenerbahçe saha içerisinde kalıp kazanmaya devam etmek zorunda. Dünkü oyunla kimse karşısında duramaz zaten. Fenerbahçe'nin. Ali Koç da Londra'da mıymış bilmiyorum. Şurada dört gün falan kaldı transfer döneminin bitmesine. Kimi yapıyorsan yap, yap getir. Kimi transfer edeceksen et getir artık. Ve kalkıp insanlar desin ki anasını diyeyim öyle bir şeyden sonra dahi kalkıp transfer yapabildiler. Ya yeter yani. Pazartesi günü Konya maçı var. Jesus yok. Kırmızı kartlandı. İki maç cezası var. Bu maça indirecekler. Yarın kullanırlar. Yarın kullanırlar. Cesus'un da cezasını indirmişlerdi diye gerçekten haklı olan bir cezayı indirirler yarın. Türkiye böyle bir yer, Türkiye böyle bir ülke, süperlik böyle bir lig çünkü. Hoca yok, Ali Koç ne yapıyorsa, ne ediyorsa patlatsın turnikeleri. 40 bin, 50 bin değil, 70 bin, 80 bin başa girsin ustada. Tüm merdiven boşlukları olsun, cezası neyse herkes öder. A Çıkıp iki kelime de söyleyebilir. Ali Palabı'yı Kadıköy'e davet ediyorum desin. Ali Palabay'ın Fenerbahçe maçını yönetmesini istiyorum desin Kadıköy'de. Kim var kim yoksa girilsin. Hocaya da takıma da 15 hafta 45 puan var. Kimsenin havlu atması gibi bir durum söz konusu bile olamaz. 45 puan var. 6 puan mı? Gerekirse gideceksin Arana'da Galatasaray'ı yeneceksin o zaman. Ama sonuna kadar mücadele edeceksin. Kimse, hiç kimse oyuncular, hoca, takımı ilgisini odağını oradan çekmemeli. Konya'yı da yenemezsin. Yine yenmeye devam edeceksin. Sonuna kadar. Çünkü bunlar senin düşmeni düştükten sonra da sana vurmayı istiyorlar. Bu devranda elbet bir gün dönecek. Bugünlük yayın bu kadar. Bu kadar iyi oynadığımız maçı konuşamıyoruz. Fenerbahçe'nin en iyi açık ara deplasman oyunuydu. Jesus Montele'ye karşı sahaya CV attı. Çıkan ilk 11'i hiç beğenmedim. Ona rağmen mükemmel oyun vardı. Herkes mükemmel mücadele koydu ortaya. Herkes karakter koydu. Hepsinden de sonuna kadar razıyım. Bir de Adana Deplasmanı'nda en fazla bu kadar oynarsın. Hakkımıza çalmasalar 4-1'lik, 5-1'lik, 4-2'lik, 5-2'lik maç. Gülü oynaya çıkıyorsun el kol sallaya sallaya. En çok onların hakkına, emeğine yazık. Ama bu kul hakkı da size hem burada hem de öbür tarafta vicdanlarınıza... Vicdanlarınıza bırakıyorum da öbür tarafta değil. Öbür tarafta benim de hakkım hepinize haram olsun. Yayını noktalıyoruz, videoyu noktalıyoruz. Konuşabileceğimiz çok fazla zaten bir şey yok. Fenerbahçe ne olursa olsun yoluna devam etmek zorunda, bu sırada da yönetim bedel ödetmek zorunda. <laughs>